Gençler günümüzde tüm güzellikleri yansıtan ve yansıtmaya devam eden programımız İş ve Başarı'dan herkese merhabalar. Ekibimle birlikte Tekirdağ bölgesinden sizlere seslenmekteyiz efendim. Burada gayrimenkul ve emlak alanında kendini kanıtlamış olan çok değerli bir isimle tanıştıracağım. Mustafa Kirik Beyefendi yanımda efendim. Mustafa Kirik Beyefendi'yi tanımak isteriz. Biz 2010 yılından beri inşaat sektöründeyiz gayrimenkul üzerine. İnşaatları yapıyoruz, satışını yapıyoruz ve ayrıca emlakçılık yapıyoruz. 2010 yılından beri inşaat işi yapıyoruz. Güzel inşaatları yapıyoruz burada kullanarak. Daire satışlarımızı yapıyoruz. Artı büyük bir projemiz var. Yakın zamanda başlayacak, onu da size söyleyeyim. Ortalama bir 50 dairelik olarak düşünüyoruz. Yani şu an için dediğin gibi yani yatırımlarımız devam ediyor Çorlu bölgesinde. Ya konut yaparken en çok dikkat ettiğim konularımız yani birincisi yani insanların en çok sorduğu soruları ben size söyleyeyim bize karşı olarak. Yani zemin İyi mi? Depreme dayanıklı mı? Yani bu ama en çok insanların kafasında olanı size söylüyorum. Herkes beşer katlı bir yer istiyor. Yani yüksek katları çok tercih etmiyorlar. Yani biz de genelde ona yöneliyoruz. Yani 5-5 katlar tercih ediyoruz. Yani o şekilde yapıp satışını da müşterilerimize sunuyoruz yani. Ya öncelikle konut aldığınız zaman güvenilir bir emlakçıya ihtiyacınız var. Onun dışında çünkü piyasa genelinde yani ismi olmayan, isimsiz olan çok emlakçılar var. O yüzden öncelikle bir güvenilir bir emlakçıya güvenip de artı güvenilir bir firmaya ihtiyacınız var. Yani onun dışında ekstra olarak öncelikle dediğim gibi yani daire alımında müşterilerimizin en çok dikkat etmesi gereken hususlardan biri dairenin öncelikle iskan alınması ve artı dairenin üzerinde ipotek olunmaması. Yani bunu kendisi belediyeden gidip öğrenebilir, belediyeye sordurabilir. Bu dairenin tapusunu alıp gidip belediyeye sordurabilir ki bu dairenin üzerinde bir aciz ipotek var mı? Ben bu daireyi satın alacağım. Bu ne anlamda söyledim size? Güven açısından yani ki kendisini sağlama alıp temiz kağıtla gidip tapuda tapusunu sağlam bir şekilde yapsın yani. O anlamda söylüyorum. Onun dışında zaten yani depreme tüttüğüne göre yapılmış mı daireler? Yani istenilen malzemeler yani belediyenin verdiği onaya göre mi yapılmış? Yani onun dışında başka bir şey gerektirmiyor yani. Şu an için yani 2+1, 3+1 şeklinde, 1+1 şeklinde bir inşaat yapıyoruz. Talep olarak gelirsek yani son zamanlarda 1+1'ler daha çok rağbet görüyor. Niye derseniz ben de anlamıyorum ama yani bu da kira getirisinin biraz daha çok yüksek olmasından dolayı yani insanlar artık 3+1'dense, 2+1'dense yatırımları genelde herkes 1+1'e yönlendiriyor, yöneliyor. Ve yani çoğunlukla 1+1 son zamanlarda Çorlu bünyesinde, yani biz de buna dahil, 1+1'leri fazla yapıyoruz yani. Yani alım daha yüksek ve maliyet daha düşük aslında. Ya aslında pandemiden dolayı herkes biraz daha villa düşüncesine girdi. Yani aslında o da bizim biraz işimizi durdurdu açık söyleyeyim size. Yani insanlar artık topluluktan kaçıp direkt yani ayrı ayrı yerlerde yani insanların çok olmadığı yerlerde villa almayı tercih etti. Ve bir zaman ya mesela geçen yıla bakarsak villa artışları neredeyse %100 arttı yani öyle söyleyeyim ben size. Bizim işimizi biraz durdurdu aslında. Ama son 5-6 aydan beri de belli normal bir satış olasılığı yine şu an devam ediyor yani. Ya aslında her bütçeye uygunluğumuz son zaman yani buradan 4-5 ay önce vardı ama şu 4-5 aydan sonra daha yok yani öyle bir şey. Yani şimdi ne diyeyim ben size, öyle bir piyasadayız ki şu an günü tutmuyor. Yani bugün 500 lira dediğimiz daire yarın 550 oluyor, diğer gün 600 oluyor. Yani şu an piyasa tam oturmadığı dolayı herkes istediği fiyatı yazıyor. Ya hayallerimiz şu yönde, öncelikle güzel işler yapmak, yani başarılı işler yapmak, tek hedeflerimiz bunlar. Yani güzel işler yapıp, başarılı işler yapıp, yani ismimizi daha çok duyurmak yani